Üze kök tengri, asra yağız yer kılın tukta, ekin ara kişi oglu kılınmış. Kişi oglun da üze eçüm apan bu min kagan, istemi kagan olurmuş. Olurupan, türük bodunun ilin törisin tutabirmiş, itibirmiş. Tört bulun kop yagı ermiş. Süsülepen tört bulundaki bodunu kop almış, kop baskılmış. Başlıgık yüküntürmüş, tizligik söküntürmüş. İlgerü kadırkan yışka tegi, kirü temir kapıkka tegi kovunturmuş. Atı erken çağlarda evcilleştiren ve demiri verimli bir şekilde işlemeyi başaran Türkler, tarih boyunca Asya bozkırlarında irili ufaklı pek çok devlet kurdu. Göç edebilme yetenekleri sayesinde ve boy yapılarının verdiği avantajla varlıklarını devam ettiren Türkçe konuşan toplulukların kısmi birleşmesinden oluşan bu devletlerden birisi de bir millete adını veren, bugün Göktürk Devleti şeklinde andığımız Türk Kağanlığı'ydı. Göktürklerin resmi belgelerde ilk kez yer aldığı 542 yılında Asya'daki siyasi tablo genel olarak şu şekildeydi. Asya Hun Devleti'nin tarih sahnesinden inmesinin ardından Türkler, Bozkır'daki baskınlığını ve etkinliğini kaybetmişlerdi. Hunların yıkılışı sonrasında hali hazırda farklı boy grupları şeklinde organize olmuş Türkler, Hazar Denizi'nin kuzeyinden bugünkü Moğolistan'ın doğusuna dek uzanan topraklara dağınık bir şekilde yayılmışlardı. Bozkırların en güçlü devleti Moğol ya da Tungus kökenli Juanlardı. Bu devletin en büyük rakibi, 386'da Türk boyları tarafından kurulan ve güneydeki Hunların devamı niteliğindeki Tabgaç Devleti'ydi. Bu devlet ilerleyen dönemlerde Budizm'in de etkisiyle Çinleşip Vey Hanedanlığı'na evrildi. 534'te bu siyasi yapı Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Çin'in geri kalanında ise Güney Hanedanlarının üçüncüsü olan Liang mevcuttu. Orta Asya'nın güneybatı kısmında ise Eftalitler vardı. Bu tablo içerisinde Göktürklerin ilk ortaya çıktıkları kesin yer Altay Dağları'ydı. Altay Dağları'nın güneydoğusundan türediği düşünülen bu Türk grubunun buraya gelişi ve ortaya çıkışı, efsanelerin oluşturduğu bir toz bulutu arkasından pek de seçilememektedir. Çin kaynaklarının efsanelerle karışık verdiği orijin hikayelerinin en meşhuru kurttan türeme mitidir. Efsaneye göre Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu olan Aşina Hanedanı, Etsin Göl bataklıklarında yaşarken komşu bir kavmin saldırısına uğradı ve son ferdine kadar yok edildi. Koca kabileden geriye sadece askerlerin acıyarak öldürmediği bir çocuk kaldı. Askerler bu çocuğu öldürmese de ellerini ve kollarını keserek bir bataklığa attılar. Bu sırada Tanrı'nın bir lütfudur ki dişi bir kurt ortaya çıktı. Kurt çocuğu alıp etle besleyip hayatta kalmasını sağladı. Ardından yine efsaneye göre kurt çocuktan hamile kaldı. Komşu kavmin hükümdarı çocuğun hayatta olduğunu öğrenince askerlerini yeniden bölgeye gönderdi. Fakat kurt olanları ruhlar sayesinde haber aldı ve çocuğu alarak Kaoçang bölgesinin kuzeyindeki dağlara kaçtı. Kurt ve çocuk burada bir mağaraya girdiler. Mağaranın içi geniş ve alabildiğine düzlük bir alandı. Kurt burada 10 erkek çocuk doğurdu. Bu çocuklar dışarıdan 10 kadınla evlenip çoğaldı. Çoğalan kurt soylu topluluk birkaç nesil sonra başlarında Asyan Şat olduğu halde mağaradan çıktı. İçinden çıktıkları dağların şekli kabaca miğfere benzediği için diğer topluluklar onları miğfer anlamına gelen Tu Chue adıyla andı. İşte bu aileye verilen Tu Chue yani Türk kelimesi sonradan tüm bir milletin adı olacaktı. Mitlerin gerçeklerin kırıntılarından beslendiğini hesaba katarsak bu mitte geçen yer ya da kişi isimlerinin bizlere az da olsa bilgi verdiği düşünülmektedir. Göktürklerin kökenine ait farklı efsanelerin ya da efsanelerden hareketle doğrulanmaya muhtaç tezlerin olduğunu da belirtmek gerekir. Altay Dağları'nın güneyinde demircilik yapan Göktürkler, Juanjuanların vassalı olarak 542'de bir Çin eyaletine yaptıkları seferle ilk kez kayıtlara geçmişlerdi. Çin kaynaklarının mutabakatına göre bu Türkler, Güney Hun hanedanlarıyla doğrudan kan bağıyla bağlıydı ve başlarında Bumin vardı. Vesikalarla varlığı kesinleşen ilk Göktürk olan Bumin'in babasının Tuvu, dedesinin ise Altay Dağları'ndan inen Asyan Şad olduğu ortaya atılmaktadır. İlk akınlardan 3 yıl sonra Göktürkler bir anda ve çok daha güçlü bir şekilde tekrar ortaya çıktılar. Çin dışı pazarlarda demir ve ipek ticaretine girerek bir anda güçlendiler. Çin ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Bumin,
Batı Wei Devleti ile iletişime geçti. Aynı dönemlerde Doğu Wei Devleti de Juan Juanlarla yakınlık kurunca, Batı Wei hükümeti yeni yeni güçlenen Bumin'e elçi yolladı. Bu olay Göktürklerin bir siyasi varlık olarak başkaları tarafından ilk tanınması oldu. Ertesi yıl Bumin iyi niyet göstergesi olarak bir elçi daha yolladı ve iki topluluk arasındaki işbirliğini sağlamlaştırdı. Kendine güveni gelen Bumin asıl büyük hamlesini Tölestlerin üzerine giderek yaptı. Tula Nehri civarında yaşayan Tölestlerin bir kısmı Juan Juanlara saldırmak için hazırlanırken Bumin aniden pusu atıp onları yendi ve kendisine bağladı. 50 bin kadar asker çıkarma kapasitesine sahip Tölestlerin Bumin'in emrine girmesi, Göktürk Devleti'ne giden temel dönüm noktalarından biri oldu. Töles isyanını bastırıp Juan Juanlara yardım eden ve böylece kendisini Kaan'a eşit gören Bumin, Juan Juan liderinin kızını istedi. Ana Kui, Bumin'in bu isteğini duyunca hiddetlendi ve elçi yollayıp "Sen benim demir işlerimde çalışan kölemsin" şeklinde hakaret etti. Gözünü karartan Bumin, hakareti iade için elçiyi öldürüp isyan bayrağını çekti. Derhal kendisine bir müttefik bulması gerektiğini anlayıp Batı Wei İmparatoru'ndan kızını istedi. Doğu Wei Devleti'nin yerini alan Qi Hanedanı eski politika uyarınca Juan Juanlarla birlik olup Batı komşusuna baskı yapmaya devam edince İmparator Ye Cheng kızı Chanluo'yu gelin olarak Göktürklere yolladı. Aradığı müttefiği bulan Bumin, 552 yılında ansızın Juan Juanlara saldırdı. O sırada Kuzey Qi topraklarında olan Huai Huang yakınlarında meydana gelen muharebeyi Bumin önderliğindeki Göktürkler kazandı. Savaş sonrası Ana Kui intihar ederken kaçabilen Juan Juanlar Kuzey Qi topraklarına sığındılar. Göktürk tarafında ise zafer sonrası Bumin, Ötüken'i ele geçirip kendini ilk Han ilan ederek halkını bağımsızlığa taşıdı. Bumin büyük Kaan olurken, ikili teşkilat uyarınca ülkenin batısını ve daha da batıya akın yapma yetkisini kardeşi İstemi'ye verdi. O da doğudaki ağabeyinin kaanlığını kabul edip Yabgu ünvanı ile batıya gitti. Orta Asya steplerinde yaşayan topluluklar boylar şeklinde organize olduklarından sosyal yapıları merkezi devletler kurmaya el vermiyordu. Çünkü atlı okçu başbuğları olan her boy beyi kendisini erkin yani muktedir görmekteydi. Büyük bir başarı karşısında başka bir başbuğ lider olarak tanıyabildiği gibi, liderin ayağının ufak bir takılması neticesinde arkasına bakmaksızın bağımsız hareket edebiliyordu. Üstüne stepte hayat çok hızlı aktığından, kurulan devletler çabucak yükselip aynı şekilde hızlıca düşebiliyorlardı. İşte burada da böyle olmuş, Juan Juanlar yenilince ve lideri ölünce onlara bağlı gruplar kendi başlarının çaresine bakmış ya da Bumin'in etrafında toplanmaya başlamışlardı. Bumin, devleti kurduğu yıl içerisinde bir anda tarihi vesikalarda ortadan kayboldu ve yerine oğlu Kara Kaan geçti. İlci ünvanı ile başa geçen Kaan, ilk iş olarak Juan Juanların Çinlilere katılmayan kısmını Mulay Dağı'nda yendi ve bölgeden kaçmaya zorladı. Ertesi yıl hastalanan Kara Kaan bir anda ölüverdi. Yerine kardeşi Mukan geçti. Mukan, babası ve ağabeyinin yarım bıraktığı Juan Juan meselesine odaklandı. Yeniden teşkilatlanmaya çalışan bu topluluğu üçüncü kez yenilgiye uğrattı. Juan Juanlar yeniden Kuzey Qi İmparatoruna sığındılar. Hükümdar bu sefer onlara arka çıkarak bir bölgeye yerleştirdi ve Göktürkler tarafından ezilmelerini engelledi. Mukan Kaan, güney komşuları Çinlilerle iyi ilişkiler kurmaya gayret ede dursun, bir yandan da Juan Juanları yok etme tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Bir şekilde bir şeyler yapıp ezeli düşmanlarını ve zamanında kendilerine köle diye hitap eden bu topluluğu yok etme arzusuyla dolup taştı. Derken Çin'in kuzeyinde onları yakalayıp savaşa tutuştu. Dördüncü kez yenilen Juan Juanlar bu sefer Batı Wei İmparatorluğu'na sığındı. Mukan sığınmacıları isteyince imparator 3000 Juan Juanlıyı Kaan'a verdi. Kaan da hepsinin canını alarak içindeki intikam ateşini düşmanlarının kanıyla söndürdü. Olanlardan korkan Kuzey Çin İmparatoru ise çoktan Çin Seddi'ni sağlamlaştırmaya başlamıştı. 555 yılı geldiğinde Mukan fırtına gibi esmeye devam etti. Doğudaki Kitanları yenip kendisine bağladı. Baykal Gölü'nün kuzeyindeki Kırgızlar aynı yıl içinde ona itaat etmeyi kabul etti. Göktürkler aradaki ılımlı havaya rağmen ufak tefek pürüzler yüzünden Batı Wei topraklarının içlerine kadar gelip yağma yaptılar. Çinliler bu saldırılardan
100.000 top ipek karşılığında anca kurtulabilmişlerdi. Çin devletinin birisi vergi vererek, birisi de duvarlarının ardına sığınarak Göktürk akınlarından kendilerini korumaya çalışırken, Mukan Khan rotasını Çin'e değil, Tibet'in kuzeyi ve kuzeydoğusuna çevirdi. Burada Tuyuhunlar yaşamaktaydı. Mukan'ın Tuyuhunlara baskın yapabilmesi için Batı Vey topraklarından geçmesi şarttı. İkili görüşmelerle Mukan askeri geçiş izni aldı. Göktürklerle iyi geçinmek isteyen Çinliler, bu geçiş hakkının yanında Şih Ning komutasında bir Çin ordusunu da Mukan'ın emrine verdi. Sefer sırasında iyi dostluk kuran Khan ve Çinli komutan, uyguladıkları strateji sayesinde Tuyuhunları yenip tüm mallarını yağmaladılar ve zenginliklerine zenginlik kattılar. Doğuda bunlar olurken batıda İstemiyabgu Tanrı Dağları'na çadırını kurmuş, sınırlarını genişletmek için planlar yapıyordu. Geniş bir alana yayılan Töles ve Ogur boylarından tek tek biat aldıktan sonra güçlü Eftalitlerle mücadele etmenin yollarını aradı. Eftalitler o günkü ticaret dünyası için çok değerli olan İpek yolunu ellerinde tutuyordu. Türkler zenginliğin asıl kaynağına ulaşabilmek için Eftalitlerin düşmanı Sasanileri potansiyel müttefik olarak gördüler. İstemiyabgu, Sasani Şehinşahı Anüşirvan Adil ile iletişime geçip Eftalitlere karşı ittifak kurmayı başardı. Bu ittifakı taçlandırmak için de kızını Şehinşah'la evlendirdi. Akraba olan iki devlet vakit kaybetmeksizin işe koyuldu. Kuzeydoğudan Türkler, güneybatıdan Sasaniler saldırıya geçip Eftalit topraklarına girdiler. 557'de Buhara yakınlarında geçen muharebeyi kazandılar ve Eftalitlere son verip Ceyhun Nehri sınırı olmak üzere ülkeyi kendi aralarında pay ettiler. Böylece Göktürkler hayati öneme sahip İpek yolunu hakimiyeti altına alırken, tüccar Soğut Kamini de bünyelerine alarak ekonomik olarak güçlendiler. Mukan batıdaki gelişmelere odaklandığı sırada 557'de Kuzey Vey Hanedanı yerini Çoğu Hanedanı'na bıraktı. Çoğlarla Çiğler arasındaki giderek artan hakimiyet mücadelesi Göktürklerin yararınaydı. Çünkü adı geçen iki devletin de birbirlerini yenebilmek için Göktürk desteğine kesinlikle ihtiyacı vardı. Hem Türklerden korkan hem de onlara muhtaç konuma gelen Çoğu ve Çiğ devletleri Mukan Khan'dan yardım alabilmek için yarışa girdi. Doğudaki İmparator Wu Cheng, 563'te yüklü bir hazineyle Ütüken'e elçiler yollayıp Kaan'ın kızını istedi. İşi fırsata çevirmeyi düşünen Mukan, İmparator Wu'ya daha fazla hediye yollarsa kızı onlara vereceğini söyledi. İmparator Wu fırsatı kaçırmak istemedi ve söyleneni yaparak Kaan'ın kızıyla nişanlanmayı başardı. Bu evlilik aynı zamanda Çin'in kaderini değiştirecek bir askeri ittifak anlaşmasını da beraberinde getirdi. Mukan kızını vermenin yanında Çi topraklarına müşterek saldırı yapılmasını da kabul etti. 564'te Mukan Khan Çin topraklarına girdi. Çoğu ordusu ile Göktürk ordusu vura kıra mühim bir kent olan Çinyang'ı kuşattılar. Mukan şehir önlerine geldiğinde Çinli müttefiklerin sayısının az olduğunu gördü. Çoğu komutanları korkmuş, savaş meydanına inmemişti. O yüzden kuşatmada sadece 30.000 kadar Çinli vardı. Plana göre önce Çinliler saldıracak, ardından Türkler destek verip kaleyi düşürecekti. Fakat onlarca gün devam eden şiddetli kar yağışı bölgeyi karla kaplayınca işler sarpa sardı. Çoğu askerleriyle saldırıya geçtiği sırada Çiğ kuvvetleri kaleden çıkıp taarruza geçti ve düşmanlarını çok ağır bir yenilgiye uğrattı. Kötüye gidişi gören Mukan, savaşmanın anlamsız olduğunu anladı. Müttefiklerini savaş meydanında bırakıp 400 kilometre gibi geniş bir alanı yağmaladı. Atlarının terkilerini ganimetle dolduran Türkler, zor kış şartlarında donmuş Sarı Irmağı geçip Ütüken'in yolunu tuttular. Aynı yılın ilerleyen aylarında çoğular yeniden Türklerden destek isteyip doğudaki imparatorluğa saldırdı. Mukan tekrar Çin sınırlarına girdiğinde iki Çin devletinin barıştığını duydu ve sinirlenerek savaşmadan geri çekildi. Aynı sinirle kızını gelin vermekten vazgeçti. Sonra da Çin devletinin Yao eyaletine girdi. Çin Seddi'ni aşarak yağmalar yapıp sefer mevsimini böylece noktaladı. İmparator Wu, Mukan Khan'ın kızını vermeyişinden ürküp durumu izah etmek için bir heyet yolladı. Mukan uzun süre daha kızını vermeme konusunda diretse de 568 yılında Prenses Ashina, İmparator Wu'nun eşi olması için başkent Chang'an'a yollandı. Böylece Çin devletleri arasındaki Türk desteğini alma yarışını Çoğu Hanedanı kazandı.
Evlilik anlaşmasına ek olarak 1000 Türk, Çin başkentine askeri kontrol maksadıyla yerleştirildi ve imparator her yıl belli bir miktar ipeği vergi olarak yollamayı kabul etti. Tekrar batıya dönersek, İstemiyabgu da bu zaman zarfında Aral ve Hazar kuzeyinde akınlar yaparak bozkır boylarını emri altına almaya devam etti. Güneyde Sasanilerle kurulan dostluk ise çok kısa sürdü. Şehinşah ticari kazancını arttırmak ve kuzeye yayılmak için Türkleri karşısına aldı. İpek yolu ticaretini durdurdu. Tabii ticaretin durması sadece Türklere zarar vermedi. Yolun öteki tarafında Doğu Roma vardı. Ticaretin durmasından canı yanan Doğu Roma ve Göktürk Devleti giderek yakınlaştı. İstemi 568'de Soğutlu Makihı elçi olarak İstanbul'a yolladı. Türkler bu görüşmede hem Sasanilerden kaynaklı ortak sorunları dile getirdi, hem de kendilerinden kaçan avarların teslim edilmesini talep etti. Avarlar konusu askıda kalırken İmparator II. Justinus, Göktürklerle ittifakı sağlamak için Zemerkos Başkanlığı'nda bir heyeti Tanrı Dağları'na, İstemi'nin yanına yolladı. Yapılan görüşme bir ittifakla sonuçlandı ve İstemi'nin de politikası doğrultusunda Doğu Romalılar 571 yılında Sasanilere savaş açtılar. Bu tarihte başlayan muharebeler zinciri Sasanilerin sonunu getirecek bir dönemin başlangıcıydı. Bizans Sasanilerle uğraşırken İstemi de emrindeki komutanları Kuban Nehri Havzası'na hatta Kafkasya içlerine kadar akın yapması için yolladı. Türkler ıssız ve sonsuz bozkır topraklarını atlarıyla dört nala aşınlarken, tarihler 572 gösterdiği sırada Ütüken'de kurulu çadırlardan yükselen bir feryat, Kağanlar Kağanı Muka'nın ölüm haberini dünyaya duyuruyordu. Orta Asya'daki Türklere altın çağlarından birini yaşatan Muka'nın cenazesinde yiğitler, adet üzerine yüzlerini bıçakla kesip kağanları için kanlarını ve gözyaşlarını birbirine kattılar. Bu vaziyette bir kurt sürüsünü andırırcasına acı içerisinde var güçleriyle uludular. Kan ve gözyaşının birbirine karıştığı bu ulumalar herkese, yıllar önce Altay dağlarından bir kurt misali inen Mukan Kağan'ın kurt başı sancaklı atalarını hatırlatıyordu. Altay dağlarından çıkan Aşina ailesinin lideri Bumin Kağan, Göktürk Devleti'ni kurmuş, oğlu Mukan Kağan da baba ve ağabeyinden aldığı tuğu çok daha ötelere dikip adını tarihe yazdırmıştı. Birkaç boy hariç Türkçe konuşan tüm boyları bayrağı altında toplayan Göktürkler, steplerin yay geren ve ok çeken halklarına baş eğdirip diz çöktürmüşlerdi. Çin'deki devletleri tahakkümleri altına almışlar, Doğu kabilelerini sindirmişler, Eftalitleri tarihten silip atmışlar, Sasanileri köşeye sıkıştırmışlar, İpek yolunu ele geçirip zenginlik ve refaha kavuşmuşlar, Juan Juanları atlarının toynakları altında ezmişlerdi. 572 yılında ölen Mukan Kağan'ın yerine Mukan'ın kardeşi Taspar Kağan geçti. Taspar tahta geçtiğinde batı cihetinde İstemiyabgu'nun kuvvetleri Karadeniz kıyılarında ve Kuzey Kafkasya içlerinde akınlar yapıyordu. Bu akınlar Doğu Roma'nın önlemleriyle bir anda durdu. İkinci Tiberius, 576'da Valentinus adında bir elçiyi ittifakı tazelemek adına İstemi'ye yolladı. Elçi, Aral Gölü kuzeyine geldiği sırada İstemiyabgu'nun öldüğünü ve yerine Tardu'nun geçtiğini öğrendi. Bir Türk prensi tarafından yaz döneminde alıkolunan elçi, Bizanslıları ittifaka karşı gelmekle ve avarları kendilerine vermemekle suçladı. Elçi Tardu Kağan'ı da görmesine rağmen eli boş bir şekilde ülkesine döndüğü sırada Türkler Kerç Kalesi'ni ele geçirdiler ve bu ilerleyiş Göktürklerin batıda ulaştığı son nokta oldu. Ütüken'deki Taspar Kağan da devletin en güçlü olduğu dönemde başa geçmiş olmanın vermiş olduğu güçle ülkesini tekrardan hanedan arasında pay ederek yönetim kolaylığı sağlama yoluna gitti. Güneydeki Çin devletleri de taht değişikliğini fırsat bilerek Göktürklerle ittifak kurabilmek için tekrar yarışa girdi. O kadar ki kaynaklara göre Ütüken'e hediye yollamaktan artık fakirleşmişlerdi. Taspar hem Ço hem de Çin devletini hakimiyeti altına aldığını düşünüyor, hatta onlar hakkında ''Benim güneydeki iki vefakar oğlum sebepsiz yere niye kavga ediyorlar?'' şeklinde konuşuyordu. Taspar Kağan, Çin politikasında ağabeyinden farklı hareket etti. Batıdaki imparatorluğun güçlenmesinin dengeyi bozacağını düşünen Taspar, doğudaki imparatorlukla yakınlaşmayı tercih etti. Böylelikle Tahtirevan'ın iki kolunu da birbiriyle dengeleyerek üstünlüğünü koruyacaktı.
Fakat Kaan bu politikayı başarılı bir şekilde yürütemedi. Çin politikası bir anda yerini Çin hayranlığına bıraktı. Kaan, esir Budist rahipler aracılığıyla Budizm'e yönelip dinini değiştirdi. Halk yeni dine meyletmese de kendini kaptıran Taspar Kaan, tapınaklar inşa edip Budist dini metinlerini Türkçe'ye çevirdi. Hatta Çin'de doğmadığına pişman olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Çinliler Göktürk desteğini alsalar da Çoğulların baskısından bir türlü kurtulamadı. 577'de nihai bir sefere çıkan Çoğular, doğudaki krallığa son verip topraklarını ele geçirdi. Çi prenslerinden Cao Chaoyi zar zor canını kurtarıp Ütüken'e sığındı. Cao, Türk kanından aldığı destekle kendisini yeni imparator ilan etti ve arkasına da Türk ordusunu takarak tahtı geri almak için güneye indi. 578'de Cao ve Türkler Yao eyaletine saldırıp acımaksızın herkesi kılıçtan geçirdi. Önlerine çıkan çoğu ordularını tek tek deviren müttefik ordusu işin sonunu getirmeyi beceremedi ve Çin prensi tekrar Ütüken'e dönmek zorunda kaldı. Çi prensinin üzerinden yürüttüğü politikanın işe yaramayacağını anlayan Taspar, 580 yılında evlilik yoluyla ittifak yapma teklifini yeniledi ve Prens Cao'yu da Çinlilere vermek şartıyla teklifini kabul ettirdi. Düğünden kısa süre sonra 581 yazında Taspar Kaan hayata gözlerini yumdu. Taspar'ın ölümünden sonra daha önceki Kaanların oğulları olan Anlu, Shetu, Tola Pien ve Chu Lo Hu arasında taht için kavga çıktı. Mücadelelerin ardından Kara Kaan'ın oğlu Shetu, İşbara Kaan ünvanıyla başa geçti. Taht için mücadele eden prenslerden ikisi onun kanını tanırken, Muka'nın oğlu Tola Pien sinirlenip kuzeye gitti ve Apa Kaan olarak kendisini hükümdar ilan etti. Göktürkler iç mücadelelerle güçten düşerken, Çin'de ise durumlar tersine dönmekteydi. Sui Hanedanı Çoğulları devirerek başa gelmişti. Bu yeni hanedan, Türkler kendi aralarında kapışırken Çin'i neredeyse 400 yıl sonra tekrar bir araya getirecek olan güçtü. İşbara iktidarını sağlamlaştırmaya çalışırken Göktürk ülkesini bitirecek fitnenin içlerinde yavaş yavaş büyüdüğünü fark edemedi. Kaan da dahil olmak üzere ülke soylularının pek çoğunun eşi Çinliydi. Çin prenseslerinin mahiyeti içerisinde Göktürklerin arasına karışmak için yerleştirilmiş onlarca casus bulunuyordu. Bu casusların arasında biri vardı ki Türklerin ocağına incir ağacı dikecekti. Çinli casus Chan Shunsheng, nişancılığı sayesinde İşbara Kaan'ın gözüne girmeyi başardı. Kaan'la sürekli ava çıkan casus, ülkenin askeri gücünü, coğrafyasını, sınırlarını, yapabileceklerini, teşkilatını ve de en önemlisi soylular arasındaki tüm sürtüşmeleri öğrendi. Bu öğrendiklerini rapor olarak Sui İmparatoru Wen'e sundu. Chan Shunsheng, Türkleri bölmek için araya nifak sokulması gerektiği fikrini savunup bunu imparatora kabul ettirdi. İmparator rapor doğrultusunda ilk iş olarak Batı Göktürk Kağan'ı Tardu'ya kurt başlı bir sancak gönderdi. Onu İşbara'dan güçlü olduğuna ikna etti. Zaten İşbara'ya muhalif olan Tardu'nun kafasındaki bağımsızlık düşüncesi bu gazla daha da belirginleşti. İkinci hamle, doğudaki Moğol kabilelerini isyan için hazırlamak oldu. Üçüncü hamle ise Kaan'ın halk tarafından çok sevilen kardeşi Chu Lo Hu'yu ağabeyine karşı kışkırtmak oldu. Çinliler böylece nifak tohumlarını tek tek ektiler. Her şeyi öğrenen Türk Kaan'ı, eski Çoğu prensesi olan eşinin ailesinin intikamını da almak bahanesiyle Çin üzerine şimdiye kadar girişilmiş en büyük seferlerden birini yapmaya karar verdi. Tardu da dahil olmak üzere altındaki 4 Kaan'ı ordusuna katarak 582'nin Temmuz'unda yüz binlerce kişi olduğu söylenen ordusuyla her koldan Çin'e girdi. Türkler yakmadık tarla, yağmalamadık mal bırakmaksızın ilerlediler. Çinliler ne yaptıysa Türklerin önünde duramadı. İşbara ve orduları kolayca Çin Seddi'ni aşıp güneye indi. Wu Wei, Anting, Yan'an tek tek Türklere teslim oldu. Başkent yakınlarına kadar inen İşbara Kaan daha da güneye gitmek arzusundayken, Tardu hiçbir bahane olmaksızın askerlerini alıp gitti ve fiili olarak ilk bağımsız hareketini yaptı. İşbara ise sahte bir mektupla durduruldu. Kaan yurdunda isyan hazırlığı olduğu haberine kanıp 583 yılı başında ordularını alıp Ütüken'e gitti. Tarumar olan Çin devletinin kolunu kıpırdatacak hali dahi kalmamıştı. İmparator Wen, durumun nedenli kötü olduğunu görüp bir ferman yayınladı. Komutanlarına yolladığı bu fermanda her şeyi açık açık yazan imparator, Türklerin boyunduruğundan ve baskısından kurtulmak için birlik olmaları gerektiğini söyledi. Türklerin güçlü ve güçsüz yanlarını sıralayıp onları yok etmek için yapılması gerekenleri adım adım saydı.
Bu ferman sayesinde psikolojik olarak toparlanan Çin beyleri, düşmanlarının üzerine yürümek için var güçleriyle hazırlandılar ve 583'ün bahar mevsiminde büyük bir orduyla kuzeye gittiler. Paitao mevkiine geldiklerinde İşbara ve Göktürk ordusunu karşılarında buldular. Fakat bu sefer Türkler, yıllardır Çinileri yenmenin verdiği rehavetle savaşa çok da hazırlıklı gelmemişlerdi. Var güçleriyle hücuma kalkan Çinliler, ilk kez bu denli güçlü bir darbeyle Türkleri yenmeyi başardı. İşbara Kağan, altın kalkanını dahi savaş meydanında bırakıp kaçtı. Kuzeye çekildiyse de başına bu sefer daha büyük bir musibet geldi. Türkler ne Çinlilerden, ne Moğollardan, ne Sasanilerden, ne de Romalılardan çekinirlerdi. Onların çekindikleri ve ürktükleri tek şey kıtlıktı. Bozkır'da su toprağa kavuşmazsa Türk'ün yüzü gülmezmiş derler. Ki 583 yazından gayri İşbara'nın yüzü gülmez oldu. Kuraklık ve kıtlık Göktürklerin tüm takatini bitirdi. Açlıktan ölümler ardı ardına geldi. Yiyecek tek lokma bulamayan halk, kemik tozu kaynatıp içerek hayatta kalmaya çalıştı. Türkler hayatta kalmaya çalışırken Çin boş durmadı ve güçlendi. Tardu'yu Türk devletinden çekip kopardıkları gibi Apa Kağan'ı da isyana teşvik ettiler. İşbara Apa'nın da ayrılmasına izin vermek istemediğinden bir seferle onu etkisiz hale getirdi. Yenilmesine rağmen Apa kaçıp Tardu'ya sığındı. Ardından iki ufak Kağan da isyan edip Tardu'ya sığındı. İsyancılar Apa önderliğinde birleşip ülkenin batısında hatırı sayılır bir güç haline gelince Büyük Kağan iyice köşeye sıkıştı. Sürüp giden iç savaştan ve özellikle kıtlıktan dolayı iyice takatten düşen İşbara, el mecbur Sui İmparatorluğundan destek istedi. Aradığı fırsatı bulan Wen, Ötüken'e elçi yollayıp Türk Kağan'ından kendisine baş eğmesini istedi. Oradakiler Kağan'ın kurt karakterli olduğu için ataları gibi kimseye baş eğmeyeceğini söylese de, desteğe muhtaç olan İşbara, elçi önünde baş eğip Çin'in büyük egemenliğini tanıdığını açıkladı. Çin'in üstünlüğünü kabul eden İşbara, onlardan aldığı destekle Apa Kağan'ı mağlup ederek eski gücüne kavuştu. Zaferleri için Çin İmparatoruna minnettarlığını sunan lider, 587'de Çin vassalı olarak hayata gözlerini yumdu. Ardından kardeşi Chu Lohu, Baga Kağan ünvanıyla tahta geçtiyse de batıya yaptığı bir sefer sırasında alnından vurularak öldü. Taht bu sefer Tu Lan Kağan ünvanını alan İşbara'nın oğlu Yung Lü Yu'ya kaldı. Göktürklerde taht değişikliği olurken İmparator Wen, 589'da güneydeki Chen Hanedanı'nı yok ederek tüm ülkeyi tek bir hanedan altında birleştirmeyi başardı. Chen Devleti'nin artıkları son çare olarak Göktürk Hatun'u Tai'ye sığındılar. Tai ünvanlı Çin prensesi yıllar önce Taspar Kağan'la evlenmişti. Türk geleneğince gelin, ölen erkeğin kardeşlerinden biri ya da oğullarından birisiyle evlenirdi. Bu yüzden Tai Hatun sırasıyla Taspar, İşbara, Baga ve Tulan Kağanların eşi oldu. Çin kökenli bu hatun, Sui'lerden kaçanları gizlice etrafında toplayıp İmparator Wen'i tahtından atmak istiyordu. Bu düşünceyle eski eşlerini olduğu gibi Tulan Kağan'ı da ilmek ilmek işledi. Hali hazırda Kağan da güçlenip Çinlilere verdiği vergi kesmişti ki eşinin çevirdiği oyunları Çinliler tarafından öğrenince İmparator Wen'in isteğiyle karısını öldürüp Çin'e bağlılığını sundu. Çin, Tulan'a güvenmeyip kuzeyde hüküm süren Tuli Kağan'a destek vereceğini açıkladı ve Göktürk iç savaşı tekrar başladı. İki Kağan da Çin desteği için kapışmaya başladılar. Aslında bu durum ilk videoda bahsettiğimiz durumun tam tersiydi. Eskiden bölünmüş Çinliler Göktürk desteği için birbirini kırarken, şimdi de Göktürkler Çin İmparatorluğu'nun desteği için birbirleriyle savaşıyorlardı. Çin desteğini Tuli'den yana kullanınca, Tulan sinirlendi ve Çin'i cezalandırmak istedi. Batıdaki Tardu ile savaşmayı bırakıp onunla ittifak kurdu. İki ordu ilk iş olarak ortalığı karıştıran Tuli Kağan'ı yenip topraklarını aldılar. Sonrasında tüm kuvvetleriyle Çin sınırlarına saldırdılar. Wen ordularını sınırlara saldıran Göktürkler üzerine sevk etti. Çin orduları hem Tulan'ı hem de Tardu'yu yenip işleri avantajlarına çevirmeyi iyi bildiler. Bu işten en karlı çıkan elbette Tuli oldu. İmparator tarafından Qi Min Kağan ünvanıyla lider ilan edilip kendisine bağlı obalarla sınır eyaletlerinden birine yerleştirildi. Yenilgi sonrası Doğu Göktürk Kağan'ı kendisine toparlamaya çalıştıysa da bu nafileydi. Bir kere boyların gözünde prestijini kaybetmişti.
Bu saygınlık kaybı üst üste çıkan isyanlara neden oldu. Tuğlan bu isyanların biriyle uğraştığı esnada 600 yılı başlarında hayatını kaybetti. Kağanlık iyice çözülürken Batı Göktürk lideri Tardu, yönetimi tek bir elde toplayabilmek adına kendisini Bilge Kağan ilan etti. İlk iş Çimin'i ortadan kaldırmak için saldırıya geçti. Ama rakibin arkasında kapı gibi Çin duruyordu. Birleşik Çin Göktürk ordularıyla baş edemeyeceğini anlayıp kuzeye çekildi. Ardından tüm Türk boyları Tardu'ya isyan etti. İsyanların önünün alınamaması ve yanında ona destek olacak birinin olmayışı, Tardu'yu perişan bir vaziyete soktu. Hani daha önce de dedik ya, bozkırda hayat hızlı akar, yükselişler ve düşüşler de bir anda olur diye. İşte Tardu'nun düşüşü de bu şekilde bir anda oldu. İsyanlarla uğraşamayan Kağan, 603 yılında Tuyuhunlara sığınıp tarihin yırtık sayfalarından birini oluşturdu. Tardu'nun yok oluşundan sonra Altay Dağları'nın doğusundaki boyların pek çoğu Çin'deki Çimin'i Kağan olarak belirledi. Doğu Göktürk tahtına geçen yeni Kağan Ütüken'e gitmedi. Çin'e yakın diye Gobi Çölü'nün doğusundaki bir şehri kendisine merkez seçip buraya kondu ve kendisine bağlı boyları buradan yönetmeye başladı. O kendisine bağlı Türkleri buradan yönetiyordu. Ama onu yönetenler Chang'an Sarayı'ndaki Çinlilerdi. Adeta bir Çin eyalet komutanı gibi ne denirse ne istenirse onu yaptı. O kadar ki önce İmparator Wen'e, sonrasında Yang'a bir Çinli gibi yaşamak istediğini söyledi. Çin sarayında kaldığı süre onun fikir dünyasını tamamen değiştirmişti. Bozkır'ın soğuğundansa Çin'in yumuşak havasını tercih eder oldu. Ziyafetler, hediyeler, şatafat ve güç onun aklını başından aldı. Çinli gibi yiyip içmek, Çinli gibi giyinmek, hatta Çinli gibi ölmek istediğini her seferinde dile getiriyordu. İmparator Yang'ın ayaklarına kapanıp ona şarap sunan Çimin'i gören Çinliler, yüzyıllar önce asimile ettikleri Hunları hatırlayıp, tarihin kendileri lehine tekerrür etmesine bıyık altından tatlı tatlı gülüyorlardı. Daha 20-30 yıl öncesine dek Çin'e kök söktüren Bumin ve Muka'nın soyundan gelenler, şimdi aynı adamların şaraptarı olma seviyesine kadar düşmüşlerdi. Bakalım bir dahaki bölümde Göktürkler tekrardan ayağa mı kalkacaklar, yoksa tamamen Çinlileşip yok mu olacaklar? Serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak adına kanala abone olup çana tıklamayı ihmal etmeyiniz. Birinci Göktürk Kağanlığı ikiye bölündükten sonra batıdaki kısmın kaderi özellikle 603'te Bilge Tardu'nun ölümüyle doğudaki ana gruba göre çok daha başka yazıldı. Batı Göktürkler kendilerine çizdikleri yolda farklı mücadeleler verirken, Ütüken merkezli Kağanlık ikinci bölümde anlattığımız gibi uzun bir iç savaş sonrası güçsüz düştü ve Çimin Kağan'la beraber Çin egemenliğini tanıdı. Sui Hanedanı'na bağlı bir Kağan olarak ülkesini yöneten Çimin, 609 yılında vefat edince yerine oğullarından Shih Pi geçti. Yeni Kağan tıpkı babası gibi Çin hakimiyetini kabul edip vassallığın gerektirdiği şeyleri yerine getirmeye devam etti. Fakat yıllar ilerledikçe Çin İmparatoru Yang'ın otoritesi zayıfladı. Ekonomik buhranlar neticesinde eyalet yöneticileri tek tek isyan etmeye başladı. Bu otorite boşluğu doğal olarak Göktürkler üzerindeki baskıyı da azalttı. Çin hükümdarının iç işlerine yoğunlaşması, babasına benzeme niyeti olmayan Shih Pi Kağan için bir fırsat oluşturdu. Eskisi gibi bağımsız olmak isteyen Kağan, Çin'e verdiği vergiyi artık yollamamaya başladı. Türk boylarını kendisine daha sıkı bağlayarak asker ve kendisine bağlı çadır sayısını arttırdı. Göktürklerin tekrar ayağa kalkmasını istemeyen Çin hükümeti her zamanki taktiğini uyguladı. Kağan'ın kardeşlerinden Çi Çi'yi Güney Göktürk hakimi ilan ederek iç savaş için düğmeye bastı. Fakat Çi Çi kendinden önceki Göktürk hanedan mensupları gibi davranmayarak ağabeyine sadakatini bozmadı. İmparator istediğini alamayınca Göktürklere akıl veren ve vezirlik makamlarında bulunan Soğutları aradan kaldırmaya çalıştı. Soğutlar Türkleri Çinlilere karşı sürekli uyararak tuzağa düşmelerini engelliyorlardı. Yang, Soğutları Çin'de pazar kurmalarına izin vereceği gerekçesiyle sınır şehirlerinden birine çağırıp öldürttü. Vezirlerinin ölümünü ve kardeşinin isyana teşvik edildiğini öğrenen Kağan, Çin'e saldırma kararı aldı. Böylece uzun yıllar sonra Türkler tekrar Çin üzerine akınlarına başlamışlardı. Akın başladığı sırada Yang, ülkesinin kuzey garnizonlarını denetlemekteydi.
ani baskın karşısında hazırlıksız yakalandı ve zar zor bir kaleye sığındı. Türkler kaleyi kuşatıp imparatoru öldürecekken Çinli liderin yardımına Göktürk hatunu Yicheng yetişti. Bir Sui prensesi olan Yicheng, eşine sahte bir mektup yazarak Töles obalarının ayaklandığını söyledi. Kaan bunu duyunca kuşatmayı kaldırdı ve yurduna döndü. Bu sayede imparator canını zar zor da olsa kurtarmış oldu. Yang canını zar zor kurtardı. Ama yaşadığı olaylar onun ülke içerisindeki otoritesini iyiden iyiye azalttı. Prensler, derebeyleri, yerel komutanlar, valiler hep bir anda ülkenin her bucağında isyan bayrağını çekti. İsyan eden komutanların hemen hepsi Göktürk Kağan'ına koşup ondan yardım talep ediyordu. Kağan da çıkarları doğrultusunda onlara kurt başlı tuğlar ve ünvanlar vererek kendi adına savaşmaları için asilere yardım etti. Devran bir kez daha dönmüş, bu sefer kaderin tokatı Çin devletinin yüzüne inivermişti. Eski şatafatlı günlerine dönmüş gibi görünen Göktürkler, isyancılara yardımları sayesinde Sui ülkesini paramparça etti. Bu isyancıların arasında Tang Dük'ü de bulunmaktaydı. Kaan, Tang reisi Li Yuan'a pek çok konuda yardım edip Chang'an'daki tahtı ele geçirmesine yardım etti. Böylece Türk yardımıyla 618 yılında Sui hanedanı çöktü ve yerini Tang hanedanı aldı. Tanklar yardımlarından dolayı Türklerle arayı iyi tutmak istediler. Fakat Kaan'ın niyeti, Çin üstündeki baskısını ve etki gücünü daha da arttırmaktı. Bu yüzden 619 yılında büyük bir ordu topladı. İçinde muhalif Çin komutanlarının da bulunduğu ordu, sınırı geçip akınlara başladığı bir sırada Kaan bir anda hayata gözlerini yumuverdi. Tahtın yeni sahibi Qimin'in diğer bir oğlu İlteber oldu. Chu Lo olarak bilinen Kaan, ağabeyinin izlediği yolu takip etti. Tahtı almalarına yardım ettikleri Tang hanedanına karşı muhalifleri destekledi. Hatta Sui prenslerinden birini Kuzey Çin'de imparator ilan edip kendilerine hizmet etmekte olan muhalif Çinlileri ona itaat ettirdi. Bu hamle Tang ve Göktürk çatışmasının hızını iyice arttırdı. İmparator Gaozu hem içeride varlığını sağlamlaştırmakla hem de Türklerle işbirliği yapan isyancılarla uğraşıyordu. İmparator için cendere giderek kapanırken Chu Lo Kaan büyük bir seferle işi kökünden bitirmek istedi. Ordusunu toplayıp dört koldan Tang topraklarına girmeyi planladı. İmparatorun elçileri ne kadar yalvardılarsa da onu durduramadılar. İşler hepten kötüye gidince de son koz olarak gizlice Kaan'ı zehirleme yoluna gittiler. Ve bunda da başarılı olup 621'de Kaan'ı öldürerek zor durumdan kıl payı kurtuldular. Doğu Göktürk Kağanlığı Yicheng Hatun'un da desteğiyle bu sefer Qimin'in en küçük oğlu Bagatur Şad'a kaldı. İlk Kaan adıyla başa geçen lider, ağabeylerinin istikrarlı politikasını devam ettirdi. Tang muhalifleriyle birlik olup Çin'e düzenli olarak akınlar yaptı. Türklerin sürekli Çin'e saldırmasının elbette bir nedeni vardı. Çünkü Bozkır topluluğu olan Türklerin iki ana gelir kapısı mevcuttu. İlki hayvancılık, ikincisi ise yağma. Bu yüzdendir ki Göktürkler ganimet elde edebilmek için güçlü oldukları her zaman güney komşularını rahat bırakmayıp onların mallarını ve topraklarını yağmalamışlardır. Göktürk tank muharebeleri 625 yılına kadar ufak kesintiler haricinde duraksız devam etti. Tang hanedanı ilk yıllarına nazaran daha kuvvetliydi. Ama hala Göktürk saldırılarını tamamen kesecek kudrette değildi. O kadar ki Çinliler saldırılardan bıkıp kendi başkentlerini yıkmaya ve hükümet merkezini korunaklı başka bir yere taşımaya yeltendiler. Devlet adamlarının bu yeltenişi yeni imparator Taizong tarafından şiddetle tenkit edildi. Kendinden önceki Kağanların gidemediği noktalara kadar akınlar yapan İlk Kağan, bu denli başarılı olmasına rağmen saldırıları durdurması için ayağına kadar gelen İmparator Taizong'u kendisine denk sayarak 626 yılında Wei Irmağı kenarında onunla yüz yüze görüşüp bir barış anlaşması yaptı. Bu tarihten itibaren tanklar güçlenirken Göktürkler hızla zayıfladı. Dış siyasette başarılı işler yapan Kaan, iç siyaseti dengede tutamadı. Çinli ve Soğutlulara devlet kademelerinde yer vermesi kendi milletiyle arasını açtı. Bozkır tipi bu tarz siyasi teşekküllerde halk kendisinden olmayanı hiçbir zaman kabul etmezdi. Bu yüzden Çinli ve Soğutluları vezir olarak görmek istemiyorlardı.
devleti çöküşe götüren asıl büyük sıkıntı kara kış oldu. 627 yılında kış çok sert geçmiş, ovalara yazın bile kar yağmıştı. İklime bağlı olarak oluşan kıtlık, Göktürk sürülerini ve askerlerini telef etti. Ekonomik olarak çöküntüye giren Kağan, bu açığı kapatmak için diğer Türk boylarının vergilerini arttırdı. Kıtlıkla boğuşan Türk boylarından Siirt Arduçlar, Bayırkular ve Uygurlar isyan ederek iç savaşı başlattı. Kağan bunların üzerine ordu sevk etse de maalesef tüm orduları yenildi. Doğudaki Moğollar da aynı şekilde baş kaldırdı. Bunların üstüne 627 yılı sonundaki kışta çok çetin geçince İlkhan el mecbur Çin sınırına yakın bir yere göç etmek zorunda kaldı. Burada yeğenlerinden Tuli Kağan'la araları açıldı. Tuli kendisine bağlı boylarla Çin desteğini alıp bağımsız hareket etmeye başladı. Kağan güneyde hayata tutunmaya çalışırken Siirt Arduçlar, diğer boylardan biatlar alıp ordularını kuvvetlendirdiler. Ardından başbuğları İnan'ı Kağan ilan edip Göktürklerin boş bıraktığı Ütiken'i ele geçirdiler. Akabinde de Çin'le temasa geçip kendilerinin bu toprakların yeni hakim olduklarını Tangların da onayıyla kabul ettirdiler. 629 yılında da Kağanlığın çözülmesi devam etti. Konfederatif olan siyasi yapıdan kopan boylar ya Siirt Arduçlara, ya Batı Göktürklere ya da Tanklara bağlandı. 630'da en sadık olan beyleri bile Kağan'a sırt çevirince, üzüntüsünden kahrolan İlik otağını Gobi Çölü'nün girişine taşıdı. Çöl girişleri konar göçer gruplar için kritik öneme sahip noktalardı. Çünkü bir tehlike anında konar göçerler evlerini, eşyalarını ve ailelerini alıp etraftan izole edilmiş doğal bir kale görevi gören çöllere kaçabiliyorlardı. Selçuklu'nun kuruluşu esnasında Oğuz gruplarının Karakum Çölü girişine yerleşmelerini bu eğilime örnek olarak verebiliriz. Çin İmparatoru'nun Tayi valisi hazırladığı raporda Göktürklerin bu denli güçlüyken bir anda yıkılışın eşiğine gelmesini 6 sebebe bağlamıştı. Birinci sebep İlkhan'ın acımasız ve adaletsiz yönetimi, İkinci sebep Türk boylarının isyanı, üçüncü sebep işe yarar hanedan mensuplarının yok yere suçlanıp sürgüne yollanması, dördüncü sebep sert geçen kış, beşinci sebep Kağan'ın Soğut ve Çinlilere yönetimde yer vermesi, altıncı sebep de Çin nüfusunun Çin Seddi'nin kuzeyinde giderek artmasıydı. Kağan'ın bu çaresizliğinden yararlanmak isteyen Çin İmparatoru, General Çin Komutanlığı'nda birleştirdiği ordularına sefere hazır olmaları emrini verdi. Göktürklerin tökezlemesini bekleyen general, sürekli hareket halinde durarak fırsat kolladı. Gafil avlanmak istemeyen Türk Kağan'ı Yin Dağları'na sığındı. Bu sırada imparatorun elçisi gelerek Kağan'dan Taizong'a boyun eğmesini istedi. Kağan makul şartlarda buna hazır olduğunu söylemesine rağmen saldırı için fırsat kollayan General Ching Kağan'a güvenmiyordu. Ona göre İlik, otlar yeşerip atlar beslendiğinde kuzeye kaçacaktı. Generalin parmak bastığı şey belki de Türk Kağanlığının çöküşünü açıklayan en isabetli tespitti. Unutulmamalı ki insanlar varoluşundan bu yana birbirleriyle savaşmaktan ziyade doğayla savaşmıştır. Milletlerin tarih nehrindeki serüvenlerini, savaşların, antlaşmaların, devrimlerin, silahların, şahısların yanında duanın ta kendisi de şekillendirmiştir. Depremlerin yumruktan sert, yangınların kılıçtan keskin, salgınların ordulardan yıkıcı, kıtlıkların soykırımdan vahşi olduğu gerçeği göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. O yüzdendir ki coğrafyadan, iklimden, topografyadan ve benzeri sosyal yan disiplinlerden yararlanılmadan yapılan tarih, kundaktaki bebeğe masal anlatmaktan öteye gitmez. Çoklu etkenlerden münezzeh hale getirilip indirgenmiş bir form kazandırılan olay zincirleri de aynı şekilde iyi bir roman konusu olabilir. Ama tarihi disiplin açısından kayda değer değildir. Bu çerçevede Göktürk Devleti'nin yıkılışını sadece kişisel yönetim bazlı ya da siyasi olaylar temelli değerlendiremeyiz. Daha önceki videolarda da vurguladığımız gibi, Kağanlığın yükseliş ve düşüş grafiği coğrafyanın hava hareketleriyle genellikle paraleldi. Sonuç olarak 627'yi takip eden 3 yıl boyunca kışların çok sert geçmesi, Kağanlığı bitiren asıl sebeptir. Mevsimin dönmesiyle Türklerin güçleneceğini adı gibi bilen General Ching, ordularını toplayıp ani bir baskınla Tingxiang şehrini aldı.
Kaan ve ordunun saklandığı Yin Dağları'na gizlice varmak için yola çıktığı sırada bin çadırlık Aşina ailesinin barındığı yeri bulup aile fertlerinin hepsini esir aldı. Bunlar olurken Çinli elçiyle Yin Dağları'nda pazarlık yapan İlkan, düşman ordularının burnunun dibine kadar sokulduğunu anlayınca yanına birkaç adam alıp apar topar oradan kaçtı. Çin baskını karargaha dek uzandığında karmaşa içinde olan Türk ordusu gafil avlandı. 10 bin asker baskın sonucu ölürken on binlercesi de esir düştü. Bu yaşananlarla Göktürklerin son takati tükenmiş oldu. Gobi çölünün güneyinde kalan tüm Türk toprakları tank idaresine geçerken İlkan bir vadide kıstırılıp yakalandı. Baharın gelmesini bekleyen Kaan, 630 yılının kış bitiminde Mart-Nisan'a kavuşurken Çin sarayına esir olarak götürüldü. Başsız kalan boyların çoğu civardaki diğer başbuğların hükmünü kabul ederken, 100 binden fazla Türk de Çin İmparatorunu Tanrı Kaan belleyip onun himayesine girdi. İmparator Taizong, İlik ve Tuli'den aldığı toprakları 10 ayrı garnizona bölüp başlarına komutanlar atadı. Ordusunda Türklere yer vermek isteyen Çinli hükümdar, kendine boyun eğen kalabalık boyları ülkenin kuzeyine yerleştirdi. Başlarına Chang'an'da oturmaya mecbur ettiği Aşina ailesinin prenslerinden bazılarını sembolik olarak lider atadı. Bu şekilde bağımsızlıklarını aldığı Göktürkleri, kendisine bağlı özerk bir kukla topluluğa çevirdi. Bağımsızlıklarını kaybeden Doğu Göktürkler, içlerinden Kürşat gibileri çıkana dek Çin boyunduruğunu kabul edip yaşamlarına devam ettiler.